yapıyorum. Peki kaçıncı sene? Şimdi doktora da şöyle, bir sene bağlamı yok. İstediğin kadar da değiştirdim, kestirdim. Sağ ol, çok teşekkürler. Fashion ekranlarında bu hafta Türkiye'nin... Fashion ekranlarında bu hafta yanında Türkiye'nin önemli mankenlerinden birisi var. Bu da Ebru Güzel. Ebru cim, neler yapıyorsun? Artık okullu oldum biliyorsun, okullayım. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sosyal Antropoloji Doktorası yapıyorum. Ders veriyorum aynı fakültede. Yeditepe Üniversitesi'ndeyim, hayatım orada geçiyor. Çoğunlukla aslında biz seni podyumlardan tanıyoruz ama ben bu öğrenci kimliğini aslında seni yakından tanıdığım için biliyorum. Bilmeyenleri biraz daha anlatalım, nasıl bir bölüm? Bir defa öğrencilik hayatım bitmiyor benim. Master yaptım, bitti. İletişim Fakültesinden mezun oldum, Marmara Üniversitesi. Fakat devam etmek istedim. Çünkü master, hani bir tık daha gitmem gerekiyor. O kadar okudum. Sınav bitmiyor, hayatımdaki sınavlar. Üç büyük sınav vardı girmem gereken. Doktora programını kazanmak için lisan, dil sınavı, sözlü sınav ve bilim sınavı. Üçünden de geçtim. Şimdi 18 ders var. Bunu 2 yıla da alabilirsiniz, 3 yıla da, 4 yıla da veya uzatabilirsiniz de. Ben tabii yine yetinmedim, 5 ders aldım ki çabuk bitsin diye. Bir an önce buradan da mezun olayım. Yok, buraya keyifle okuyorum çünkü insan belli bir yaştan sonra okulu tercih ettiği zaman istediği bölümü alıyor. Yani daha bilinçli oluyorsunuz. Daha zevkli, daha keyifli. Toplumu inceliyoruz. Yani konumuz insan sınıfta, okulda insan konusu üzerinde çalışıyoruz. Peki biraz da yine modaya geçmek istiyorum. Modada senin tercihlerin neler, nelerden vazgeçemiyorsun? Açıkçası insanın değerleri ve tutumları, hayata karşı bakış açısı, yani paradigmalar hep değişiyor. Benim de özellikle son 2 yıldır daha rahat, daha sade giyimi tercih eder oldum. Zaten modada ışıltı ve modada parlak veya modada kendini gösterme statü biçimi kayboldu. Yerini sadelik aldı. Artık sade giyiniyorsan şıksın aslında. Yani bu kapalı bir mesaj. Ben de biraz öyle, biraz farklı olmak adına androjen bir kimliğe bürünebiliyorum. Yani kadının erkeksleştirildiği, erkeklerin kadınsılaştırıldığı bir moda akımı androjenlik. Biraz kişilik bozukluğu gibi geliyor kulağa. Çok hoş değil ama hani mesela erkek şeyleri giymek, erkeksi giymek bana şey oluyor. Hani uzun yıllardır modellik yapıyorsunuz, hep böyle ön planda kıyafetler giyiyorsunuz. Bu sefer beni çirkin gösterecek demeyeyim de, beni fazla şık gösterecek değil, daha böyle hatta ya emin olmayacak kıyafetleri giyip orada şıklığı yakalamak daha zor bir ayrıntı. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Peki o zaman sormak istiyorum. Gerçi şu an üzerine çok şık bir kıyafet var. Siyah bir pantolon, parlak pantolon, beyaz bir gömlek. Genelde ben seni aslında böyle biraz böyle bu tarz kıyafetlerle görüyorum ama renk tercihini çözmüş değilim. Yok. Biraz da renklere değinelim. Ben de çözmüş değilim çünkü renkte şunu seviyorum, bu rengi seviyorum. Yok. Biraz kilo aldığınız zaman siyah daha çok sever oluyorsunuz. Çok zayıfken siyah hiç giymezdim çünkü daha ince gözüküyordum. Renkli şeyleri seviyorum. Bir de moda tabii ki akımlar demeyeyim de günümüzün modası seni, yani popüler kültür seni ister istemez, popüler moda olan şeyler, renkler senin de beynine sunuluyor ve sever hale geliyorsun. Mesela kırmızı modaysa kırmızıyı seviyorsun. Ama ten rengimi biliyorum ve bence ten rengini bilerek giyinmekte fayda var. Ya mesela siyah ceket giydiğim zaman daha karanlık gözüküyorum ama beyaz gömlek içinde olduğu ve çıkarttığım zaman daha aydınlık oluyor. Yüzüme daha bir parlaklık geliyor. Evet, renk konusunda şu rengi seviyorum diyemem. Yani tüm renkleri kullanmaya çalışıyorum ama sadelik gerçekten verdiğim mesaj. Peki bugüne kadar giydiğin en çılgın renk hangisiydi? En çılgın renk, bulanık renkler giyiyordum. Yani rengin ne olduğunu bile bilmiyorum. Belki yani karıştırılmış sulu boya renkleri vardır ya, belki onlar olabilir. Çılgın renk, yani her rengi giydim ya. Şimdi modele bu soru sorulduğu zaman bir şey de diyemiyorum ki. Her şeyi giydim, her şeyi denedim. Çok teşekkür ediyorum ama son olarak seni Fashion1'dan seyredenlere sen neler söylemek istersin? Yeni bir yıl geliyor. Yani çok az kaldı. Gözümüzü kapatacağız, açacağız. 2008 olacak. İnşallah hedefledikleri noktaya ulaşırlar ve bunu ulaşırken de huzuru da bulurlar. O çok önemli bir şey. Umarım huzurlu bir yeni yıl geçirirler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim.